Herkese merhaba. Yeni bir video ve proje ile birlikteyiz. Elimde gördüğünüz ölçü aletinin ekranının arka planı için bir aydınlatma yapacağız. Bu sayede ölçü aletimizi gündüz ve gece şartlarında ışığın az olduğu ortamlarda da rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Sözü fazla uzatmadan projeye başlamak istiyorum. Şimdi gelin ölçü aletimizin içerisini açalım ve birlikte gerekli bağlantıları oluşturalım. Anahtar bağlantılarımız diğer yolların gördüğünüz gibi yapılan ölçümler için kesik kesik olduğunu görebilirsiniz. Bu sayede diğer fonksiyonlara cihazımız geçiyor. Yani en içteki ve onun dışındaki yolları kullanacağız. Şimdi dıştaki yolu rahat tespit edebilmek için gördüğünüz bu küçük tel parçasını kullanacağım. Tel parçasının arkadaki yerini tespit ediyorum ve bu yolu takip ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yolumuz aşağı iniyor ve şuradaki direncin ucuna bağlı. Yani LED'imizin artı kutbunu direncin bu ucundan alabiliriz. Böylece kullanmamız gereken bağlantıyı bulmuş olduk. Yani cihazın kalibrasyonunu hiçbir şekilde etkilemeden direkt anahtar bağlantısı üzerinden güç alacağız. Bu noktayı unutmamak için şöyle kalemimle küçük bir de işaret yerleştiriyorum. Metrelik LED kullanacağım. Bu nedenle silikon üzerinde LED'leri yerleştireceğim yerleri de metrik 5 mat kabin ile deliyorum.
yani 5 mm'lik matkabımız ile silikonun iki ucundan delik açıyoruz. Buralara beyaz renkli ledlerimizi yerleştireceğiz ve bu sayede eşit bir ışık dağılımı elde etmeye çalışacağız. Ledleri paralel bir bağlantı oluşturacak şekilde birleştirdim. Artı ve eksi kutuplarını silikon içinde eşit bir ışık dağılımı oluşup oluşmadığını görmek için dışarıdan güç vererek küçük bir test yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi homojen bir ışık dağılımı elde ettik. Hazırladığımız bu aydınlatmayı LCD'nin arka tarafına yerleştirerek küçük bir test yapmak istiyorum. Bakalım istediğimiz sonucu alabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. Ortamdaki ışığı biraz daha azaltarak testi yenilemek istiyorum. Düşük ışık altında aydınlatmanın son derece etkin bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Artık PCB üzerindeki bağlantıları oluşturarak projeyi tamamlayıp çalışır hale getirmenin zamanı geldi. Gerekli bağlantılarla devam edelim. Akımı sınırlandırmak için 100 ohmluk bir direnç kullanacağım ve bunu pilimizin eksi kutbuyla birleştiriyoruz. Bu sayede ledlerimizin eksi kutbu direkt olarak bu hat üzerinden gidecektir. Bu şekilde bağlantıları oluşturuyorum. Arka plan aydınlatmamızın artı bağlantısını da daha önce tespit ettiğimiz hemen bu direncin ucuna yapıyoruz. Bu sayede anahtar üzerinden direkt olarak ledlerimizi besleyeceğiz. Ucuz ölçü aletlerinin çoğu aynı tip anakartı kullanıyor. Yani benim yaptığım gibi anakartı komple sökmek yerine burada gördüğünüz direncin ucuna bağlayarak direkt olarak bu bağlantıları kolayca oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi anahtarı çevirdiğimde direkt olarak LCD ekranımla birlikte ledlerim de çalışıyor. Böylece projemizi çalışır hale getirdik. İsterseniz arka kapağımızı da kapatalım ve projemizin bitmiş halini çalışır halde gördükten sonra küçük bir de test yapalım. Şu an elimde 1K'lık direnç görmektesiniz. Ölçü aletim ile bu direnci ölçeceğim. Ölçü aletimi gerekli şekilde ayarladıktan sonra proplarımı dirence temas ettirerek ölçüm işlemini gerçekleştiriyorum ve gördüğünüz üzere 1K'lık değerimizi ölçü aletimiz üzerinden okuduk. Yani herhangi bir kalibrasyon problemi yaşamıyoruz. İsterseniz gece karanlığındaki LCD performansını da sizlerle paylaşalım ve gece karanlığında da LCD'miz oldukça okunaklı gözükmekte. Böylece bir videomuzu ve bir projemizi daha tamamladık. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarak da videoları atar atmaz izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.